Merhaba sevgili izleyiciler. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bir hayatlarımıza dokunan Sağlık Vakti programıyla yine karşınızdayız. Değerli konu ve konuklarımızla hayatlarınıza dokunmaya, sağlığınıza dokunmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Kadıoğlu. Konumuz obezite. Programımıza hoş geldiniz hocam. Merhaba. Değerli bilgileriniz için, bize onurlandıracağınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kısaca kendinizden bize bahseder misiniz hocam? Ben genel cerrahi uzmanıyım. İstanbul'da bir özel hastanede çalışıyorum. Ağırlıklı olarak meme kanseri ve obezite cerrahisiyle uğraşıyorum. Kısaca hocam, obezite nedir? Yani nasıl obezite oluyoruz? Obez nasıl oluyoruz? Şimdi bilimsel tanımlar var. Bir de halkın kolayca anlayabileceği daha basit tanımlar var. Bizim vücut kitle indeksi dediğimiz bir endeksimiz var. Vücut kitle indeksimizi nasıl hesaplıyoruz? Vücut kitle indeksimizi bedenimizin ağırlığı ve boyumuzun uzunluğunu bir formüle göre oranlayarak hesaplıyoruz. Vücut kitle indeksi hesaplanırken boyumuzun metre cinsinden, mesela 1.60'sanız 1.6'nın karesini alıyoruz ve kilonuzu bu bulduğumuz rakama bölerek vücut kitle indeksinizi hesaplıyoruz. 25'in üzerindeyseniz fazla kilolusunuz. Ve bir müdahalede bulunulması önemli. Bu diyet olabilir. Bu bizim uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi olabilir. Ama önemli olan şey obeziteyi azaltmak. Neden fazla kiloyu azaltmak lazım? Siz programın başında estetikten vurdunuz ama buradaki en önemli detay aslında estetik değil. Buradaki en önemli detay kişinin kendine ileride sorun olabilecek diğer hastalıkları engellemek. Obezite kanserden kalp hastalığına, eklem hastalıklarından tutun da cinsel sağlığa kadar birçok beden fonksiyonunu bozabilen bir hastalık. O yüzden obezitenin mutlaka bir yöntemle, bu yöntemler tartışılabilir ama obezitenin mutlaka tedavi edilmesi lazım. Mesela hocam bahsettiğiniz gibi birçok hastalık, mesela diyabet gibi ya da tansiyon hastası gibi hastalarda biz öneriyoruz. Mesela doktor arkadaşlar öneriyorlar, hani kilo verirseniz daha sağlıklı olursunuz dediğiniz gibi. Yani obezite birçok hastalığı sebep olduğu gibi birçok hastalığın iyileşmesinde de sağlıklı beslenmemizde obeziteyi, sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu vurgulamış oluyorsunuz burada. Sağlıklı beslenmek tabii ki önemli ama sağlıklı beslenmeden İnsanlarda şöyle bir yanlış algı var. Az yemek sağlıklı beslenmektir. Hayır. Düzenli beslenmek, gereken karbonhidratı, yağı, proteini belli oranlarda düzenli almak çok çok önemli. Sağlıklı beslenmek tabii ki önemli ve bahsettiğiniz gibi diyabeti olan bir insan zayıfladığı zaman o diyabetin semptomları ve şeker yüksekliği geriliyor. Ve zaten obezitenin tedavi edilmesi gerçekten birçok riski de azaltıyor. Buradaki diyabet özelinden bahsedecek olursak, insanlar bir kısır döngüye giriyorlar. İnsülin seviyesi yüksek. İnsülin insanda açlık hissettiren bir hormon. Yüksek insülinle birlikte açlık artıyor. İnsanlar yemek yiyorlar ya da yüksek insülinle birlikte beklenmedik kan şeker düşüşleri oluyor. İnsanlar yine açlık hissediyorlar. Ve bu açlık hissiyle birlikte yemeğe saldırma tarzında bir yeme oluyor. Bu saldırma tarzındaki yemekten sonra kaçınılmaz son sizi bekleyen fazla kilocuklar. O yüzden evet, obezite birçok hastalığın sebebi ama aynı zamanda obeziteden kurtulunması birçok hastalığın tedavisi. Evet, hocamızın da bahsettiği gibi obezite estetik ya da görsellikten ziyade fizyolojik olarak bizim sağlıklı yaşamamız, ilaçlardan kurtulup kendimizle daha konforlu bir şekilde, güvenli bir şekilde yaşamamız için önemli. Peki hocam, obezite tedavilerinde medikal tedavi mi yoksa cerrahi tedavi mi, hangi sistemler olabilir? Ben genel cerrahi uzmanıyım. Daha çok cerrahi tedavilerle ilgileniyorum ama cerrahi tedavilerin içinde de birçok farklı tedavi var. Bunlardan ameliyatsız olarak insanların yorumladığı tedaviler var. Bu ameliyatsız denilen tedaviler aslında bizim endoskopi yardımıyla uyguladığımız tedaviler.
Cerrahi tedaviler var ki cerrahi tedaviler de kendi içinde birçok alt bölüme ayrılıyor. Sadece midenin, sadece daha doğrusu mideye müdahale ettiğimiz, midenin bir bölümünü aldığımız ameliyatlardan başlıyor olay. Birçok bypass'ı uyguladığımız yönteme kadar ki orada da farklı farklı bypass yöntemleri var. Her birinin kendine ait bir takım üstünlükleri, zayıflıkları var. Endoskopi yardımıyla uyguladığımız yöntemlere geldiğimiz zaman da... Oraya geçmeden önce hocam hemen kısaca bir şarj diye sormak istiyorum. Mesela obezite genetik midir? Ya da obezite hastalıklarında yaş aralığı var mıdır? Ya da kadın erkek olarak farklılıklar var mıdır? Obezite genetik midir? Evet, genellikle obezitede ailede bir eğilim oluyor. Ama genetik, şu genle ispatlanmış obez olursunuz gibi bir bulgumuz yok maalesef. Evet, bilimsel çalışmalarla söyleyebileceğimiz bir takım genetik yatkınlıklar var. Ama şu gen obezitenin sebebidir kardeşim, bu geninizden dolayı obez oluyorsunuz. Henüz bilim böyle bir şey söyleyemiyor. Onun dışında... Yaş ya da cinsiyet yaş önemli ve cinsiyetle ilgili maalesef yaş çok... Bizim beslenme alışkanlıklarımızın bozulmasıyla yaş çok erkenlere çekilmeye başladı. Zaten birçok alanda Sağlık Bakanlığımız da sosyal sorumluluk projelerini yerine getiriyor ve çocukluk çağı obezitelerine mutlaka erken dönemde bakanlık nezdinde ülkenin, devletin müdahalesiyle bir farkındalığımız var. Ama obezite her yaşta görülebilen bir hastalık. Cinsiyet oranı, evet, biraz daha kadınlarda yüksek görülüyor obezite. Fakat ağır baskın sadece kadın hastalığıdır denilecek kadar bir oran değildir bu. Bu daha çok hareketsizlikten mi kaynaklanıyor hocam, yoksa hastalıklardan mı kaynaklanıyor? Şimdi daha çok kadınlar derken. Çok güzel bir soru soruyorsunuz. Başvuran insanların birçoğu şöyle diyorlar bana. Ben aslında çok az yiyorum ama kilo alıyorum. Tüm kadınların sorunu, çok az yiyorum ama kilo alıyorum, ya da çok yiyor hiç kilo almıyor. Bu bir denklem arasında gelip gidiyoruz. Yani böyle bir denklem maalesef yok. Çünkü vücuttaki en önemli şey dengedir. Balans içinde gider vücut. Vücudumuza fazla giren kalori bir şekilde depolanmak zorunda. Bu sizin çıktığınızın az olmasından olabilir. İlla aldığınızın çok olması gerekmez. Siz 3000 kalori alırsınız bir günde ama 2200 kaloriyi zaten hareketlerinizle, geriye kalan 800'de bu homeostazisle yakıyorsunuzdur. 3000 kalori size kilo aldırmıyordur. 1500 kalori alıyorsunuzdur. Hareketlerinizde 300 kalori yakıyorsunuzdur. Homeostazisten de giden bir 750-800 kaloriniz vardır. Geriye kalan 400 de size kilo olarak döner. Buradaki sorun dengenin bozulması. Hep duyuyorum ben, ya bu çok yiyor ama kilo almıyor. O zaman bir sorgulamak lazım. Acaba çok yiyen, çok yemek dışında başka ne yapıyor? Hareketleri ne kadar? Günlük aktivitesi ne kadar? Ya da boyu ne kadar? Birçok faktör var burada. Çünkü beden alanımız, vücut alanımız arttığı zaman vücudun zaten rutin harcadığı bir enerji var. O enerji artıyor. 1.51 ile 1.91'inin aynı miktarda yemek yiyip aynı miktarda kilo almasını ya da vermesini beklemek bilime uygun bir şey değil. O yüzden az yiyorum, çok kilo alıyorumdaki şey, dengeyi bozmuşsun, doğru cevap. Metabolizma, tiroid fonksiyonları da bunları etkiliyor değil mi hocam? Tiroidinizde bir hastalık var mı yok mu? Biz bunu zaten ameliyattan önce mutlaka kontrol ediyoruz. Ama Hashimoto toplumda çok yaygın görülen, özellikle kadınlarda çok görülen, yaklaşık %14 gibi orana kadar çıkan makalelerin olduğu bir hastalık. Düzenli tiroid hormon replasmanını alıyorsanız Hashimoto size kilo aldırmaz. Eğer hormonlarınız, özellikle TSH dediğimiz hormon da normal seviyeler içerisinde, normal range'in içindeyse Hashimoto size kilo aldırmaz. Hep bir takım ben böyle az yiyorum, çok kilo alıyorum, tiroidimden kilo alıyorum, verilen ilaçlar iştah amaçlı kilo alıyorum. Bunlar hep bizim kaçma alanlarımız. Buradaki kilo almanızın en önemli sebebi alışveriş dengesini bozmanız. Bedene giren kalori çıkan kaloriden fazla olduğu zaman mutlaka kilo alacaksınız. Beden bunu bir şekilde saklıyor çünkü vücudumuz adapte olabilen bir yapı.
aa diyor, şimdi yemek var, ileriki dönemde bir kıtlık olursa ben bunu kullanayım diyor. Geçmişteki ilk insanların deneyiminden. Ama biz Allah'a şükür ki artık kıtlıkla karşılaşmıyoruz. Hep fazla yemek buluyoruz. Vücut da onu hep depoluyor. Yaptığımız şey de zaten bizim obezite tedavilerinde yaptığımız şey. İnsanlar zannediyor ki sihirli bir değnek vurup insanların kilolarını yok ediyoruz. Hayır. Yaptığımız şeylerden bir, giren kaloriyi azaltmak için, sizin yediğiniz yemeğin miktarını azaltmak için bir ameliyat yapıp midenizi küçültüyoruz. İkincisi, botoks yapıyoruz. Bu yaptığımız botokslarda sizin diyete uyumunuzu kolaylaştırıyoruz. Gene giren kaloriyi azaltıyoruz. Ya da ısrarlı bir şekilde giren kaloriyi arttırmaya çalışıyorsanız bir bypass yapıyoruz. Bypass yaptığımız zaman da aldığınız kalorinin vücudun aldığınız kaloriyi kullanmasını engelliyoruz. Hocam çok güzel bilgiler veriyor. Teşekkür ediyoruz. Ama kendi alanı cerrah olduğu için önemli olan sağlıklı beslenip sağlıklı kalabilirsek obezite olmaktan kurtulmuş oluyoruz. Ama günümüz toplumunda maalesef bu dengeyi sağlayamadığımız için de bir şekilde obez oluyoruz. Obez olduğumuzda bir cerrah uzmanı olaraktan cerrahi olarak hangi işlemler yapıyoruz ya da hangisini öneriyorsunuz? Yani biz mide balonu ya da mide botoksu ya da tüp mide ameliyatları duyuyoruz. Bunlardan kısaca bir bahseder misiniz hocam? Şimdi bizim ilk önerimiz hastalara obez olmamaları. Kesinlikle obez olmamız gerekli ama maalesef bizim bunu müdahale geçemiyoruz. Etmemize gerek kalmadan kendi yöntemleriyle, iradeleriyle bu hastalıktan kurtulmuş olmaları. Ama bu olmuyorsa eğer, evet, o zaman biz devreye giriyoruz. Burada basamaklı bir tedaviden de bahsedilebilir. Gruplanmış bir tedaviden de bahsedilebilir. Gruplanmış tedavi dediğimizde işte cerrahi müdahale olan ve olmayan yöntemler. Cerrahi müdahale olmayan yöntemler iki tane. Bir tanesi mide balonu uygulaması, bir tanesi mide botoks uygulaması. Aslında bunlardan çok daha başka yöntemler de var. Endoskopik, plikasyon vesaire gibi. Fakat buradaki yaygınlaşmamasının sebebi, tüm dünyada yaygınlaşamayan yöntemler bunlar, maliyetlerinin çok yüksek olması. Mide botoks dediğimiz yöntem yaklaşık olarak 10-12 dakikada yapılan bir yöntem. Hasta hastaneye aç olarak geliyor. Endoskopi öncesi bizim 6-8 saat bir açlık isteğimiz var. Anestezi altında yapılıyor. Sedasyon altında yapılıyor. Yani bir ameliyat gibi bir entübasyon vesaire yok bunu yaptığımız anestezide. Bir sedasyon altında yapıyoruz. Sedasyon yaptıktan sonra ilk önce bir gastroskopi, yani mideyi değerlendirdiğimiz endoskopik işlem yapıyoruz. Mideyi değerlendirdiğimiz endoskopik işlemde eğer botoks ve tabii ki 12 parmak bağırsağında değerlendiriyoruz bu endoskopide. Botoks yapmamıza engel bir durum yok ise midenin iki alanına biz özellikle botoks enjeksiyonu yapıyoruz. Bu alanlardan bir tanesi, biliyoruz ki midenin ana görevi kalori emmek değil. Mide gelen gıdayı parçalayıp 12 parmak bağırsağına göndermekle yükümlü bir organ. Ve midede gıda ne kadar uzun kalırsa o kadar tok hissediyorsunuz. O yüzden birinci amacımız midenin gıdayı 12 parmak bağırsağına daha geç atmasını sağlamak. O kaslara bir botoks enjeksiyonu yapıyoruz. Böylece midenin dolu kalma süresini arttırıyoruz. İkincil kazancımızsa midenin açlık hormonu salgılayan bölgesine de bir botoks uygulaması yapıyoruz ve bu sayede açlık hormonunun miktarının azaldığını düşünüyoruz. Bazen gelip botoks yaptırdıktan sonra ben hiç diyet yapmayacağım değil mi diye soran hastalarım oluyor benim. Mutlaka diyet yapacaksınız. Diyetsiz bir yöntem yok. Bu cerrahiler de dahil buna. Mutlaka diyet yapacaksınız. Sonrasında mutlaka bir diyetisyen kontrolünüz ve takibiniz olacak. Buradaki amacımız botoksun biyolojik açlığınızı yönettiği süreçte, çünkü açlığın birçok boyutu var. Biyolojik boyutu var, psikolojik boyutu var, sosyal boyutu var. Botoks biyolojik açlığınızı yönetirken diyetisyen arkadaşlarımızın da psikolojik ve sosyal açlığınızı yönetmesi. Hocam mesela her obezitede mide botoks herkese yapılabiliyor mu? Yapılamayan mı var, var mı ya da komplikasyonları var mı? Şimdi mide botoksu yapmak için bir kere
vücut kitle indeksinizin, beden kitle indeksinizin 25'in üzerinde olması lazım. Daha önce tüp mide ameliyatı, sleeve gastrectomy olmuş kişilere de botoks uygulanabiliyor. Ancak daha önce bypass olmuş insanlara mide botoksu uygulamıyoruz. Çünkü oradaki faydasını bilim henüz gösterebilmiş değil. İkincisi, gebelerde mide botoksu uygulaması kesinlikle olmuyor. Son 2 yıl içerisinde kanser geçmişi olan, kanser tedavisi almış insanlarda mide botoksu uygulamayı tercih etmiyoruz. Onun dışında bizim inflamatuar bağırsak hastalıkları dediğimiz ülseratif ve kolit ve Crohn'da botoksu relatif kontraindikasyon diyoruz. Botoksu tedbirli uygulamamız gerekiyor. Hastayı dinlememiz, değerlendirmemiz, hekim kontrolünden, hekim denetiminden geçtikten sonra uygulamamız gerekiyor. Anestezi almasına engel durumu olan bir insanda mide botoksu uygulamıyoruz. Bir takım yayınlar vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalara botoks uygulanmaması gerektiğini söylüyor. Ben bu konuda hem fikir değilim, çünkü çok güzel kilo veren hastaları gördüm bununla. Ameliyattan korkan, vücut kitle indeksi 25'te 40 arası olan insanlara botoks uygulanabilir. Yaş aralığı var mı hocam? Mesela mide botoks yaptırmak isteyen insanlar için. 18 yaşına küçük insanlara ben genel cerrahi uzmanı olarak herhangi bir müdahalede bulunmuyorum. Ama 18 yaşından sonra üst sınırımız yok. Peki mide balonu hakkında kısaca bilgi verecek olursak hocam? Mide balonu çok oldukça karmaşık bir alan. Çünkü insanların kafasını karıştıran birçok farklılık var orada. Teknik detay var. Mide balonu, mideye yine bir hacim yerleştirdiğimiz ve bu sayede açlığı azaltmaya çalıştığımız, tekrar söylüyorum, burada azalttığımız yine biyolojik açlık. Mide balonunun birçok çeşidi var. 6 aylık mide balonları var, 1 yıllık mide balonları var. Ya da endoskopi yardımıyla yerleştirdiğimiz mide balonu var. Endoskopi yardımı olmadan kişinin direkt yutarak yerleştirilen mide balonları var. Buradaki ana maksat midenin içine belli bir hacmi yerleştirmek, ki bu yaklaşık 450-500 cc. Tokluk hissi veriyor sanırım. Ve tokluk hissi vermek. Endoskopi ile yerleştirdiğimiz mide balonunda yine 6-8 saat bir açlık istiyoruz ve öncesinde yine bir endoskopik değerlendirme ile mideyi muayene ediyoruz. Balon yerleştirme işlemi yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Balonu yerleştirdikten sonra 7-10 günlük bir adaptasyon süreci var. Bu adaptasyon sürecinde bir takım önerdiğimiz ağrı kesici ve mide koruyucu ilaçlarımız var. Çünkü vücut balonu yabancı cisim olarak algılıyor ve atmaya çalışıyor. O yüzden hastaların işlem sonrasında mide ağrısı, karın krampları ve bulantı hissi oluyor. Bunun için bir takım ilaçlar vermemiz gerekiyor. Ne kadar sürüyor hocam peki bu? Yaklaşık 7-10 günlük bir adaptasyon süreci. Mide botoksunda da var mı bu kramplar ya da ağrılar? Mide botoksundan sonra böyle bir sürecimiz olmuyor. Çünkü mide botoksu mideye tıpkı mide kanamalarını durdurmak için yaptığımız skleroterapi gibi daha basit, daha kolay bir yöntem. Mide balonlarında o zaman. Peki hocam, bu metabolik cerrahi ya da diyabetik cerrahi hakkında kısaca bilgi verecek olursanız. Çünkü yani biz istiyoruz ki, şarkılarda da var, çok isem hiç kilo almasam. Evet. Ya böyle bir şey yok. Yani keşke sağlıklı öyle bir dünya olsa. Metabolik cerrahi aslında bizim yaptığımız metabolik bir cerrahi değil. Aslında biz bir cerrahi yapıyoruz. Onun bir takım metabolik sonuçları oluyor. İlk programın başında konuştuğumuz gibi oradaki asıl etki sizin zayıflamanız. Yaptığımız iş giren kaloriyi azaltmak olduğu ve vücut kilo verdiği için biliyoruz ki kilolu insanlarda insülin direnci çok daha yüksek. Evet. Dolayısıyla biz vücuttaki kiloyu azalttığımız zaman vücudun dışarıdan almak istediği insülin oranı azalıyor. Birçok hastada da hatta %0'a kadar düşüyor bu. Metabolik cerrahide birçok farklı yöntem var. Sleeve gastrektomiye de bir metabolik cerrahi diyebilirsiniz. İlal interpozisyona da metabolik cerrahi diyebilirsiniz. Bypasslara da metabolik cerrahi diyebilirsiniz. Buradaki metabolik cerrahiden kastedilen şey vücudun diyabete olan
olumlu yanıtı. Çünkü kilo verdiğiniz zaman insülin ihtiyacınız ya da bu oral antidiyabetik dediğimiz ağızdan hapla şekeri regüle ettiğimiz ilaç ihtiyacınız azalıyor. Birçok farklı yöntemimiz var. Dediğim gibi bypass yöntemlerini kullanabiliyoruz. Bypasslarda da tek anastomozlu yani tek bağlantılı bypasslarımız var. Çift anastomozlu bypasslarımız var. Yani birden farklı alanı gıdanın bypass ettiği alanımız var. Burada kullanılacak şey tamamen hasta ve hekimin birlikte görüşmesi, birlikte programlamasına bağlı. Hocam yani teknoloji ilerledikçe insan hareketi kısıtlandıkça ister istemez ya da kalorili yani GDO'su değiştirilmiş gıdalar vasıtasıyla insanların dünyanın yarıdan fazlası artık obezite olmaya başladı. Yani değerli bilgilerinizi saatlerce akşama kadar otursak dinleriz ama programın sonuna yaklaşırken diyelim ki mide botoksu ya da mide balonu ya da sağlıklı beslenmeyle bu sorunu çözemedik. Artık obezitede son evre tüp mide ameliyatlarına geldik. Peki bu konuda da bize bilgilendirirseniz sevgili izleyicilerimiz merakla bunu bekliyorlar. Tüp mide bu ameliyatların en masumu. Neden en masumu diyorum? Çünkü aslında yaptığımız şey midenizi küçültmek sadece. Ama her cerrahinin bir takım riskleri vardır. Tüp midede de ameliyat sonrası kanama, yeni oluşturduğumuz mideden kaçak ya da kilolu bir insanın ameliyatından sonra pıhtı atması, bu emboli atması gibi sorun, riskler her zaman var. Nasıl yapıyoruz tüp mide ameliyatlarını? Tüp mide ameliyatından önce mutlaka hastayı hastaneye davet ediyoruz ve bir değerlendirmeden geçiyor. Burada hormonal değerlendirme bizim için çok önemli. Hani konunun başında konuştuğumuz gibi tiroid hormonları ya da diğer hormonlarla ilgili bir sorun var ise zaten ameliyatı yapmamamız lazım. Bir diğer önemli yöntem, hızlı kilo veren insanlarda safra kesesinde taş oluştuğunu biliyoruz. Ama safra kesesinde ameliyattan önce taş var mı yok mu diye mutlaka bakmamız gerekiyor. Eğer safra kesesinde taş varsa iki ameliyatı birlikte yapmayı tercih ediyoruz biz. Sonrasında yaklaşık 30-40 dakikalık bir ameliyat bu tüp mide ameliyatı. Karnın içine bizim kapalı yöntemle, laparoskopik yöntemle eriştiğimiz bir ameliyat. İlk yaptığımız şey ameliyatta karın içini bir değerlendiriyoruz. Herhangi bir başka hastalık var mı? Öngörmediğimiz başka özel bir durum var mı? Çok ender ama olabilir bir durum. Arkasından bunu değerlendirdikten sonra mide ile dalak arasındaki özel bir takım bağlantılar vardır midemizin sabit kalmasını sağlayan. O bağlantıları açarak başlıyoruz ameliyata. Ve özel bir takım cihazlarla midenizi bir tüp ya da muz şekline getiriyoruz. Yaklaşık olarak 100-150 cc'lik bir hacim kalıyor geriye ve ameliyat anında tekrar kontrol ediyoruz. Midenizden kaçak var mı, yok mu diye. Ve bu kaçağı kontrol ettikten sonra herhangi bir kaçak olmaması durumunda ameliyatı sonlandırıyoruz. Tüp mide ameliyatı 3 evrede değerlendirilmesi gereken bir ameliyat. Birinci evremiz bizim bu ameliyattan önceki ilk günümüz ve ameliyattan sonraki 14 günü için alan 15 günlük periyodumuz. Bu ilk periyotta hastaların katı herhangi bir şey yemelerine izin vermiyoruz. Sadece sıvıyla beslenmelerini ve bu dönemde özellikle su içmelerini istiyoruz. Su çok 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 kaliteli bir ilaç. Mutlaka kiloya göre değişmekle birlikte yeterli miktarda suyu almalarını istiyoruz hastaların. İlk 14 gün sıvı gıdayla beslendikten sonra insanlar 15. günle 28. gün arası mutlaka bir ezilmiş gıda dönemimiz var. O ezilmiş gıda dönemini istiyoruz ve 3. periyoda geçtiğimizde yani 29. günden sonrasında özel bir gıda yasaklaması koymuyoruz sağlıklı olanlara. Ama sağlıksız olan alkol gibi, gazlı içecekler gibi gıdaların tüketilmemesini öneriyoruz. Ve mutlaka bir sporun eklenmesini öneriyoruz. Çünkü hızlı kilo kaybettiğiniz için ciltte sarkmalar ve kas dokusunda zafiyet oluşabiliyor. O yüzden mutlaka 3. dönemde sporu da ağırlıklı bir şekilde hayatınıza eklemenizi istiyoruz.
Sevgili izleyiciler, hocamızın da belirttiği gibi her zaman sağlıklı beslenmek, spor yapmak, özellikle kötü alışkanlıklardan, sağlıksız beslenmek gibi, sigara gibi, alkol gibi şeylerden uzak durarak sağlıklı yaşama devam edeceğiz. Hocam, programın sonuna geldi. Kısaca bir şey söylemek ister misiniz, eklemek? İnsanlara benim en büyük önerim, hayatlarında her şey için dengeli olmayı tercih etsinler. Yemek de bunlardan bir tanesi olsun. Değerli bilgileriyle programımıza katkıda bulunan Profesör Doktor Genel Cerrahi Uzmanı Hüseyin Kadıoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.